çoğunlukla gittiğimiz yangın türleri. Bodrum'da neydi? Depo. Metro, depo, işte atıyorum çatı. Şimdi samanlık yangınlarındaki arkadaşlar müdahale şeklini az çok biliyoruz. Saman yanacak. O zaman ne yapacağız? Öncelikle biz gittiğimiz samanlık yangınındaki yanmayan samanlar önce bir ayıracağız. Arkadaşlar yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Yoğun bir yaz dönemi geçirdik. En son şeyleri biliyor musunuz? Çıkışlarımızın. Ocak ayı itibariyle arkadaşlar müdahale edilen yangınlar sayısı arkadaşlar 1592. Kışın bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden biri kışa hazırlık. Kışa hazırlanırken de öncelikle bacalarımızı mutlaka temizlettirmemiz lazım. Sobalı bacalarını yılda iki sefer, kaloriferli bacalarını yılda mutlaka bir uzman ekip tarafından temizlettirilmesi lazım, kontrol edilmesi lazım. Bacalarımızın sağlam olması lazım, içinin dışının sıvalı olması lazım. Yani kısaca vatandaş bacalarımızın standartlara uygun olmasına son derece dikkat etmemiz lazım. Diyelim ki işte köylerde, taşrada soba kuruyoruz veya ne bileyim işte ocaktır, mangaldır bu tür şeyleri kullanıyoruz. Rüzgarlı havalarda bir sefer sobayı söndürmeden uyumuyoruz. Rüzgarlı havalarda son derece dikkat etmemiz lazım. Çünkü ters bir rüzgarda soba tüttüğü zaman karbon monoksit gazları evin içerisinde şey ettiği zaman o aile ciddi şekilde zehirlenme riski yaşar. Yine kullanacağımız yakıtlara da dikkat etmemiz lazım. Özellikle öyle aşırı karbon monoksit gazı salgılayan yakıtları kullanmamamız bizim için son derece ehemmiyetli, son derece önemli. Mesela mangallarda bakıyorsun ki ateş alıp da işte ısınma için şey diyorlar. Zaten mangala koyduğun zaman ateşi bu defa karbon monoksit gazı olduğu gibi evin içerisine yayılıyor. Ondan dolayı da son derece ciddi sıkıntılar olmakta. Dediğim gibi kışın elektrikte mesela ısıtıcılar veya bu şeyde özellikle hem ısınma için kullanılan ısıtıcılar hem de bu su ısıtma için kullanılan kettle dediğimiz ısıtıcılar. Bunlar tehlike arz etmekte. Bunlara dikkat etmek lazım. Aynı prizden birden fazla cihazı, elektrikli cihazı beslememek lazım. Yani yüklendiğin zaman zaten o diyelim ki binanın şeyi, elektrik tesisatı aydınlatmaya göre yapılmış. Sen ona aşırı derecede yüklendiğin zaman kısa devre yapacağından dolayı orada da büyük tehlike yaşanmakta. Mutlaka evlerimizde, ben bunu özellikle söylüyorum, mutlaka her evde bir yangın söndürme cihazının olması lazım. O evde yaşayanların şunu bilmesi lazım. Yangın esnasında ilk müdahale edecek kişi o evde yaşayanlardır. O yüzden biraz bilinçli olursak, biraz dikkatli olursak bu yangın dediğimiz afeti eninde sonunda başımızdan def edeceğiz. 1600'e yakın Elazığ'da yangın yaşamışız. Ya bu benim başıma gelmemişse komşumun başına gelmiş. O yüzden mutlaka tedbir her şeyin önünde geliyor. Tedbir alacağız, ondan sonra takdire şey edeceğiz. Yani zaten İTVE her zaman görevinin başında. Ama şunu söyleyeyim. Yani şimdi bir yangının vermiş olduğu zarar vardır. Bir de itfaiye ekipleri geldiği zaman suyla köpükle müdahale ettiği zaman bir de onun vermiş olduğu zarar var. O yüzden bunun önüne geçebilmek için kendimizi, ailemizi koruyabilmemiz için tedbirimizi zamanında almamız lazım. Buna da son derece dikkat etmemiz lazım. Toplamında arkadaşlar 3754 olay Ocak itibariyle, bu geçen haftaya kadar, geçen hafta kayıtlı değil, 3754 ortalama olayın bizleri büyük kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Amin. Kendimizi güncelleyerek, eğitimlerimize devam ederek